genel izleyici kitlesi için uygundur. Merhabalar herkese, ismim Koray Varol. Gelecek İçin Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Zor günler yaşıyoruz, hassas günler yaşıyoruz. Güzel şeyler anlatmak istiyoruz, katkı sağlamak istiyoruz, değer yaratmak istiyoruz. Ama zor ve hassas süreçler var. Bu noktada da yine eğitim olarak, aile olarak, çocuk olarak, onlara destek olmak olarak elimizden gelen yardımı yapmaya çalışacağız. Yine çok iyi bir uzmanımız var, Aynur Hanım var. Aynur Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. İyi diyelim, iyi olalım. Evet, zor günler, zorlu süreçler. Çocuklar da zorlanıyor, aileler de zorlanıyor, herkes zorlanıyor. Çok zor bu depremin getirdiği yaşantılar, yaşamlar, ağır şeyler. Tabi burada biraz çocuk kısmını sormak istiyorum ve biraz ergen kısmını sormak istiyorum. Bütün gün televizyonda onu gören insanları sormak istiyorum. Oradaki aile yaşantılarını, depremde yaşayan insanları, orada çeşitli kayıplar yaşayan çocukları sormak istiyorum. Onlara nasıl yaklaşalımı, nasıl gerektiğini sormak istiyorum. Bir yerden başlayalım lütfen. Siz nasıl rahat ederseniz. İlk önce başlamak noktasını şöyle kullanayım ben. İlk önce yani vefatları olanlara başsağlığı dileyim. En önemli olan. Acil şifalar hasta olanlarımıza acil şifalar dileyim. Allah sabır versin, kayıpları olan insanlara da öyle başlayalım. Hepimize, ülkemize de, Türkiye'ye de geçmiş olsun diyelim. Bir daha yaşamayız ama tabii büyük bir süreç ve hiçbirimizin deneyimlemediği bir süreçti bu deprem. Aslında daha önce çok deneyimledik. Ben 99 depreminde de işin başındaydım ruh sağlığı anlamında. Ama bu hani bir şekilde çok çok daha fazla büyük bir yıkım olduğu için, beklenilenin dışında olduğu için insanlar kendilerine nasıl davranması ve nasıl da hareket etmesi gerektiğini de bilemiyorlar. Şimdi gelirsek sizin bütün sorularınızı toplu sordunuz ya hepsini. Evet, buyurun. Arada yine de şey yaparsınız, sorarsınız ama. Şimdi çocuklar bu noktada en zor süreci yaşayan kişiler oluyor. Sebebi de şu. Duygusal güvenlik alanı denilen bir cümlemiz vardı. Hep bizim genelde konuşurken çok tekrar ederim ben bunu. Şimdi güven kelimesi ev, aile. İkisi de çocuklar için tabii büyük bir yıkım oldu bu sürecin içinde. Çünkü hem evleri, hem aileleri, hem bulundukları odaları, yuvaları birçoğunun yıkıldığı ya da hırpalandığı. Tabii o bölge için konuşuyoruz biz. O bölgedeki çocuklar noktasında bu zorlayıcı süreçler noktasında çocuklar tabii baş etme mekanizmalarını nasıl geliştirecekler? Şu anda hiçbir şey geliştiremezler. Şu anda çünkü hepsi şoktalar. Yetişkinler de dahil. Yani çünkü ilk olayı yaşadığı noktada kişi ani tepki veremiyor. Sadece yaşamayla ilgili ani tepki veriyor. O da hayatta kalma. Onun için hani sürecin bu tarafında çocuk tarafı şu anda hani daha yeni yeni ne zaman kurtuldular, ne zaman işte barınma ihtiyaçları karşılanma, işte konteynerler ya da çadırlar ya da bir kısmı göç etmek zorunda kaldı. Çünkü çocuklar o alanları ebeveynleri vasıtasıyla göç etme ihtiyacı duyabiliyorlar. Çünkü güvenliksiz alan haline geliyor. Ama ebeveynleri olmadan gitmiyorlar, onu açıkça söyleyeyim. Çünkü güvenlik çocuk için eşittir, anne babadır. Yani güvenlik duygusunu anne babadan alır. Şimdi sahada olan çocuklar için bu sistem biraz yer değiştirdi. Ekranda da görüyorsunuzdur polisler, gönüllü öğretmenler, askerler. Çocuklar için güvenlik alanı yaratan yeni bir sistem oluştu o dünyanın içinde. Yani anne babaları olmasa bile öğretmenler, bir şekilde doktorlar, kurtarıcılar, AFAD. Yani bunların hepsi çocuklar için aslında güvenlik alanı yaratan bir birey haline döndüler. Ve çocuklar için de güvenlik alanı noktasından çıkıp da normal hayata dönmeleri en kolay oyunla oluyor. Çünkü oyun sisteme girdiği zaman çocuk normalize olduğunu düşünüyor. Nasıl olsa ben artık hani kalabileceğim bir yer var, barınabileceğim bir alan var, bana verildi bu. Hele ki hani anne babasıyla bir aradaysa çocuk için çok daha tabii büyük bir kazanç oluyor. Ama bir şekilde sevdikleriyle bir arada varsa ve evi olmasa bile yine güvenlikle beraber oyunla başlayabiliyor. Burada tabii iki yol var.
Şimdi çocukların farklı farklı tepkileri var. Buradan bakmamız da gerekiyor. Şimdi ben orada yaşayan çocuklar noktasında bu konuyu konuşuyorum. O, çünkü bir de burada yaşayan çocuklarımız uzaktan var. Yaşayan, evet. Televizyondan. O iki boyut. Şimdi biz birinci boyuttan bakarsak oradaki yaşayan çocukların kolay baş etme becerileri şuna bağlı. Aile içindeki bir güvenlik alanı, duygusal ilişki ve iletişim destekli eğer çok sağlıklı bir sistemleri varsa ki doğu bölgesinde bu var çünkü doğu bölgeleri genelde geniş ailedir. Ve geniş ailelerde güvenlik alanı çok sıkı sıkıyadır birbirlerine yaslanma şeklinde de. İkinci boyutta beceri geliştirme noktası stresle yine doğu bölgesindeki çocuklar o bölgedeki çocuklar gerçek hayatla baş başa kaldıkları için çünkü sokakta mahallede ve geniş ailelerde birlikte yaşadıkları için hayatın gerçekliğini biliyorlar. Onun için de baş etme becerileri daha kolay oluyor. Yani hatta o bölgede şehirde yaşayan çocuklarla köyde yaşayan çocuklar birbirlerinden farklıdır baş etme mekanizmaları. Yani çok çabuk mesela köyde yaşayanlar çok çabuk kolay mutlu olabilirler. Onlar için oyun oradaki hani hayvanlarla oynamak, bir sopayla oynamak. Ama şehire geldiğiniz zaman şehirde o bulunan hani yerlerde yaşam alanları yaratılan yerlerde çocukların oyun oynayacak alanları olması gerekiyor. Tabii birey eşliğinde. Ha, en kolay oynadıkları oyun da zaten günlük hayat oyunları ile ilgili resimler. Bazen bazı çocuklar hiç bu oyunlara katılmayabilir. Yani bu doğal bir tepkidir. Bir süre onlara zaman tanımamız gerekiyor. Çünkü olayı yaşadıktan sonra şok denilen bir durum var. Yani ne hissettiğini bilemez, ne yapacağını bilemez, nasıl hareket edeceğini bilemez. Bu yetişkinde de öyledir, çocukta da öyledir. Çocuğun birisi elinden tutarsa ve onu diğer çocukların arasına sokarsa ve diğer çocuklarla beraber bir hani yetişkin o rolü üstlenirse, hadi beraber oyun oynayalım noktasına girerse çocuk bunu normalize etmeye başlar. Yani birçok çocuk normalize etmeye başlar ve hemen oyun hikayesinin içine girer. Hani bu ne kaç yaşa kadar işte 10'lara 12 yaşlara kadar da sürebilir. Çünkü sonuçta hani bu sistemin içinde oyun var. Onun en iyi bildiği ve en iyi kendini ifade ettiği. Çünkü küçük yaş çocukları duygularını ifade etme modeli tamamen oyunla, resimle. Yani o sistemde hatta bir süre sonra zaten onu da göreceğiz. Oyunların çoğu sallama ve kurtulma veya sallama veya şey kaybolma şeklinde o oyunları olacak. Ama şu anda değil. Şu anda hayatla ilgili bağ kurdukları için genelde evler, ağaçlar yani yıkılmamış durumları resimleriyorlar. Ya da hareketli oyunları. Yani ancak onunla baş etme mekanizmaları geliştiriyorlar. Ama 7-8 yaşın üzerindeki çocuklar ise bunu konuşmaya ihtiyacı var. İşte onun için burada bizim konuşmamız değil, aslında onların konuşup bizim dinlememiz. Yani daha yüksek derecede kaliteli, anlayışlı ve hani onun diline uygun bir dinleme modeli geliştirip. Çünkü ifade etmesine izin vermemiz gerekiyor. Çünkü ne hissettiğini bilmiyor, ne söyleyeceğini de bilmiyor. Çünkü şöyle bir zorluk da var o çocuklarda. Kayıplarını geçmiş hikayelerin içinde suçlama ile ilgili cezalandırma ile ilgili büyütme sistemi varsa kendilerini cezalandırmış ve suçlu hissediyorlar. Çünkü ben çocuk dünyası bu. Ben bir şey yaptım da bunlar başımıza geldi. O küçük çocuklarda yok ama belli bir yaştan sonraki çocuklarda var. Hatta şöyle söyleyeyim yetişkinlerde özellikle hani anne babaların çocukları kaybediyor. Ama bunlar anormal değil. Bunlar bir süreçtir. Bu süreç bir süre sonra normalize olacak. Şu anda bütün hepsi hissetmeleri doğal. Bunları ilk önce en altını çizilmesi gereken bence bu. Bu kargaşa, duygusal kargaşa, davranışsal tepkiler, bilişsel tepkilerin hepsi hem çocuk hem yetişkin için doğal. Çünkü süreç böyle olması gerekiyor. Ha bazı çocuklar için kendi işlerine kapanma görülebilir. Bu noktada da onu zorlamadan, güvenlikli alanda bir şekilde iletişim kurmasak bile onun yanında olmak, hani onun izin verdiği kadar dokunmak. Çünkü çocuklar o süreçte dokunulmasını bile istemeyebiliyor. Çünkü güvenlik alanı hani illaki dokunmanız gerekiyor değil. Dokunulmasını da istemiyor. Çünkü o bir şekilde kendini tamamen içeriye ve izole etme ihtiyacı duyuyor. Hele ki uzun süre göçükte kalmış çocuklar daha çok bunu yaşıyorlar. Çünkü orada tek başına ama hani bir şekilde sistemin dış dünyaya başladığında işte çadır kentlerin kurulması, konteynerlerin oluşması bu bizim için çok büyük bir avantaj oluyor. Çocuklar normalize oluyorlar çünkü. Yurtlarda kalmaları, otellerde kalmaları hiç önemli değil nerede kaldı. Çünkü çocuk diğer çocuklarla beraber normal hayatını idame ettiriyor. Okul başladı diye okul. Aha farklı bir sıra çok önemli değil onun için.
Çünkü kafasını en azından kısa sürede olsa bir öğretmen ona ders anlatıyor, oyun oynuyorlar. Yani normalize olma sürecine geçtiği zaman çocuk veya ergen daha kolay baş etme mekanizmaları geliştirebiliyor. Ama ergenlik dönemindekine çocuğu bilimsel olarak açıklamak noktasındayız. Yani onun anlayabileceği işte 9 yaş itibariyle 10 yaş itibariyle yaşadığı sürecin hani bir bilimsel olarak evet bu doğal olan bir olay, bu deprem kuşağındaydı, bunların yapılması, bu evlerin yapılması ve sağlam yapılması gerekiyordu ya da istesek de yapılmasa da engelleyebileceğimiz bir şey değildi. Mantıklı, bilimsel olarak açıklanması. Onun sorularına da aynı şekilde geçiştirmeden cevap vermesi gerekiyor. Çünkü başka seçeneğimiz yok. Niye? Çünkü sorguluyor. Ne olduğunu sorguluyor ve anlamaya çalışıyor. Ha, küçük çocuk için bunlar değil. Oyun oynayın, gidiyor. Yani onun için o dünya başka bir dünya. Ama buradaki hikayede büyük kayıpları olan çocuklar için tabii zorlayıcı bir süreç. Ama okul, grup halinde birlikte olmaları, eğitimler, ebeveynlerin birlikte yaşamaları, hani çocukların bulundukları o bölgede güvenli olmasa bile yakın bir bölgeye geçmeleri, taşıyabildikleri veya var oldukları kadar anı biriktirdikleri eşyaları yanında, tabii gece olduğu için bu çok zor ama hani en azından güvenlik alanı, çünkü çocuklar nesnelere aktarırlar. Onun için eğer evleri yıkılmadıysa, daha sağlıklıysa birkaç eşyasını almasına izin verin. Yani oyuncakları, bağları var çünkü, duygusal bağları. Yani o duygusal bağlar ve anılar onun devamlılığını sağlayacak. Ha, şehirdeki çocuklara gelirsek. Şimdi biz, siz de eğitimci olduğunuz için velilerinizden şey yapmışsınızdır. Bütün gün televizyon seyretme hikayesi. Bir de şeyi sormak istiyorum ya. Kayıptaki çocuğa nasıl davransınlar? Kaybı olan, yani şu, bir süre beklenilmesi gerekiyor. Bir çocuk sorana kadar. Çocuk sorana kadar süre. Çocuk hiç sormuyorsa zaten bunu şey yapma. Ama bunu bir şekilde, o çocuğun hiç kimsesi yoksa da bunu uzman bir kişi anlatması gerekiyor. Eğer o çocuğun etrafında aile, tanıdığı aile bireylerinden birisi varsa bunu çocuk, hani o güvenlik alanı yarattıktan sonra konuşulabilir. Ama bunu çocuğun anlayabileceği dille. Çünkü çocuğun yani 7-8 yaşına kadar ölüm kavramı yoktur. Ha, orada gördü belki o sahneleri, anladığını düşünürsünüz ama oradaki gördüğü şey onun bildiği değil. Algılayamadığı ve yerleştiremediği bir şey. Ama 7-8 yaş öncesindeki değil, ama 7-8 yaş sonrası için bunu aktarılması gerekiyor. Yani ölüm kelimesinin soyut bir kavram olduğu için aktarılması. Hani artık bizden uzaklar ama seninle her şekilde hissedecekler. Ama bu şu an değil. Şu an çok erken. Çocuk sorana kadar hani bir süre beklenmesi, çocuğun bildiği kelimelerle ve çocuğun algıladığı, hani biraz çocuğu tanıdıktan sonra bunu yavaş yavaş ona bahsetmek ve şey yapmak. Çünkü zaten çocuk bunu biliyor. Bakın, bilmeyen çocuk yok. Bu durumu biliyor. Ama bunu ifade etmesi çok zor. Yani bunu yetişkinin de kendisinin ifade etmesi çok zor. Bakın, o yıkılan evlerin önünde bir yığın insan bekledi. Biliyorlar içeriden birisi çıkmayacağını, bilmelerine rağmen beklediler. Niye? Çünkü kendilerine o gerçeği ifade edemediler. Çünkü gerçeği kabul etmek, ifade etmek, kayıp süreçleri, yüksek kayıp süreçlerinde çok zordur. Bu çok büyük bir, hani bakın, kelimeler şu, kıyamet diyorlar. Onlar için kıyamet. Çünkü onlar o süreci orada ağır yaşadılar. Onun için hani kayıbı aktarılması gerekiyor ama mutlaka bir hani onun anlayabileceği kelimelerle, onun seviyesinde. Anladım. Küçük çocuklar için değil tabii, büyükler için konuşuyoruz bunu. Tamam. Ama o alanın dışındaki çocuklar için de ben etrafımdaki herkese söyledim. Lütfen televizyon çok fazla seyretmeyin çocuğunuzun yanında. Lütfen bunu... Saatlerce izleyen insanlar. Ama işte bakın, burada iki tane ruh sağlığında en önemli şey vardır. Travmayı yaşayan kişi... İşte 90 birim travma oluyorsa ya da 100 birim oluyorsa, travmayı pasivize olarak seyreden kişi ve tanık olan kişi baş etme mekanizmalarının hiçbirisini kullanamadığı için o anda belki 200-300 birim travmatize olabiliyor. Tabii kişisel micaz, kimlik yapısına da bağlı o süreç. Ama baktığınızda, çünkü ekrana bakarak seyrediyorsunuz, bir de ekranın hani öbür tarafı da şu, yığılmış. Ajitasyonlar çok fazla üst üste gelmiş bir sistem olarak, özellikle hani
Sosyal medyadan da böyle seyrediliyor. İlgi şimdi, çekici alanları bulup da. Ama bu şimdi insanda, şimdi sen bu taraftasın, çaresizlik hissediyorsun. Oradaki insanın hissettiği çaresizlik, o hissedince birisiyle konuşuyor veya gidiyor oradan toprağa kazıyor ya da gidiyor su arıyor. Anlatabildim mi? Buradaki insanın öyle bir ihtiyacı yok. Ama o çaresizliği ve o boşluk hissini hissediyor. Çünkü ya benim başıma gelirse diye, ya benim çocuğuma gelirse diye. O ne oluyor? Bütün gün bunu ekran olarak seyredince, pasif halde seyrettiği için baş etme mekanizmaları geliştirme şansı yok. Ha, buradaki çocuklara ne anlatılabilir? Doğanın, hani işte bundan sonrasında belki onlar anlatılır. Bilinçlenmemiz gerekiyor. Girdiğimiz evler hikayesinde ne yapmanız gerekiyor? Ha, biz bu eve girdik ama neyi sorgulamamız gerekiyor? Hani deprem yönetmeliği var mı? Çocuklar bu konuda çok bilinçli ve çabuk öğreniyorlar. Onun için bu bilinçlerle bakmamız, bizim evimiz güvenlikli, bak biz baktırdık, sordurduk diye söylenmesi. Artı şu, bu sistemde ne zaman geleceğini biz hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ha, geleceğini ne zaman bilmediğimiz şeyi nasıl baş edebiliriz? Deneme ve tekrarlarla. O zaman şu, hani acil durumda ne yapılması gerekiyor? Çök, kapan, tutun hikayesi var ya, işte evinizde bulunduğunuz her yer için, çocuklarınıza da bunu çalışırsanız, evde biz şimdi yatak odasındayız, hadi bunu oyun gibi oynayalım. Yani haftada bir bunu tekrar etmek şeklinde, çünkü bu davranış kalıbı oturur. Evde birinci basamak ve ikinci basamak, hatta üçüncü basamak güvenlikli yer bölmenizi belirlemeniz gerekiyor. Çocuk kendini korumayı öğrendiği zaman güvenlik alanı yaratır. Çünkü oyunlu öğrendiği için, şehirde de ne yapacaksınız? Yatak odasındaysa ne yapacaksın? Salondaysan ne yapacaksın? Hani biz tamam birincisinde burada olduk, ikincisinde nereye gideceğiz, üçüncüsünde nerede buluşacağız şeklinde adım adım. Ve burada hikayede hep bu söylenir, her depremde söylenir. Lütfen merdivenlerden inmeyin, lütfen asansörleri kullanmayın. Ama maalesef ki hani insanın ilk şeyi korku anında otomatikman kaçma davranışını geliştirdiği için hani kaçıp kurtulmak değil, tam tersi durup bekleyip güvenlik alanı yaratmak. Yani bu öğretilmesi en kolay nedir? Sizin okulda da en kolay nedir? Bu çalışmaları basamak basamak tekrar edeceksiniz. Şimdi anne izliyor uzaktan, içinde yaşayanlar çok ağır tabii de ve kaygı artıyor. Kaygı artınca çocuk da o kaygıyı oradan alıyor. Anneden alıyor. Evet. Ve bu çok zorlu süreçler de yaratıyor. Yani bir yaşayan var, bir de uzaktan görüp de onun hissiyatları içine girip de kendi de normal gündelik hayatından çok zorlaşan insanlar da var. Tabii ki deprem ülkesiyiz. Yani, evet, o gerçek. Gerçek o ve yani baktığınız zaman herkesin Konya'ya yerleşesi var. Sarı orası ama. Yani. Vallahi nereye giderseniz gidin. İstanbul'da da biz bu gerçekle yaşamayı yıllardan beri biliyoruz. 99'da aa falan dendi. Benim de çocuğum vardı o dönemde. Küçücüktü. Ama ben çocuğumu arabada yatırıp sahada çalıştığımı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü baş etme mekanizmalarını nasıl geliştirdiğinize bağlı. Ama buradaki hikayede bakılması gereken şu. Biz bundan etkilenirsek çocuklarımıza nasıl yardım edeceğiz? Evet. Bence herkes bu soruyu kendisine sorsun. Artı şu. Oradaki insanlar bunu yaşıyor. Biz buradayken niye bunları bu taraftan bakıyoruz? Yani bu bir şekilde denge hikayesini de düşünmemiz gerekiyor. Ama ben bu tarafta şunu da bakmamız gerekiyor. O sizin bir şekilde haberdar olmak, merak etmek. Evet, günde bir iki saat açın ya da sabah akşam çocuklar olmadığı sürece. Bakın, haberlerden haberiniz olsun, durumlardan haberiniz. Ona bir şey demiyorum. O zaten olması gereken günlük hayatta. Ama baktığınızda şu. Bakın, ruh sağlığı bozulan, travma sonrası ruh sağlığı bozulan çocuklarda birinci sistem şu olur. Regresyon. Bu ne demek? Birinci dönemdeki işte yemek yeme alışkanlığını bebeksi yemeye döner. Alt ıslatma tuvalet dönemi ise alt ıslatma dönemlerine geri döner. Geri gidiyor değil mi? Geri gider. Çünkü püreyi konuşmaya, çocukça konuşmaya başlar. Çünkü güvenlik alanı bozulduğu için bu çocukların. Ya da bir şekilde başka bir sosyal, hani psikolojik
problem olur. Çocuk tamamen o regresyonun dışında da tamamen kendi içine döner. Hiç kimseyle ilişki kurmaz. Kendi dünyasını yaratır ve konuşmamaya başlar. Ve bir süre sonra bu çocukları biz kekeme olarak inceliyoruz. Aslında kekeme değil. Tamamen o şoka bağlı olarak konuşmayı kendi içinde yapmasına bağlı susturuyor kendi sesini. Bir de böyle çocuklar var. Öbür taraftan bir şekilde bu çocukların ruhsal olarak baktığınızda boşluk hissi çok üst düzeyde oluyor. Ne yaparsanız yapın. Çünkü o sahneyi yaşadı ya, sallanmayı. Her an her dakika gelecekmiş gibi. Ve en ufak bir boşluk hissinde hemen sallanıyormuş hissi hissediyor. Ve çocuk bunun hikayesini yönetebilmek için sürekli hareketli oyun oynuyor zaten. Buna bağlı olarak bir süre sonra bütün gün oynayan çocuk ne oluyor? Uyku bozuklukları. En üst düzeyde. Rüyalar kabusa dönüyor. O güzel o hani hissettiği rüyaları çocuğun kabus derecesini. Kabuslar bir şekilde bir süre sonra geçip bunlar problem çözme haline dönene kadar. Ama onun da o süreçte bir, yaşam şartlarının kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Düzgün evlerde yaşaması gerekiyor. Okulunu ve arkadaşlarına geri dönüp aynı hayatı idame ettirmesi gerekiyor. Ama bu süreç öyle olmayacak. Bu süreç çok uzun bir süreç çünkü depremin yıkımı yüksek. Yani herkes bir yardım etti ama Koray Bey, bu hani ilk yardım edip de bıraktığınız bir süreç olmayacak. Bu süreç nereden baksanız bir sene. Bu insanlar bir sene bu süreci her şeylerini kaybettiler. Kaybeden için. O grupların bir kısmı orada yaşıyorlar çünkü onların evleri duruyor ve devam ediyor hayat. Ama bu onlarda daha zorlayıcı bir sistemde oluşturuyor. Çünkü şu, benimki yok, onunki var. O duygusal olarak o çatışmayı daha da artırıyor. Çocuklar dünyasında böyle bir sorun yok. Niye? Çocuk kendi hikayesinde işte nedir? Belirli davranışsal kalıplar, tırnak yemeler, öfke krizleri, bağırmalar, çağırmalar, ağlamalar, ağlama reaksiyonları ve hiç bitmeyen ağlama reaksiyonları. Ama bunların hepsini anlayışla ve beklememiz gerekiyor. Ne zamana kadar bu bir aylık süreç boyunca onlar o, yani sadece şu anda psikolojik destekten daha önemli olan bir şey var. Psikososyal destek. Yani öğretmenlerin sahada olup o çocuklara yardım etmesi büyük, çok büyük yardım anlamına geliyor, inanın. Yani birebir o öğretmenle o ilişkiyi kurması, yani o çocuğa normal olduğunu hissettiriyor. Tabii çünkü bir öğretmen var onun hayatının içinde. Nereyi kaybederse kaybetsin. Bir de öbür taraftan bilmiyorum, belki de benim, belki de insanlar bunu dinleyin. Benim bir de olumlu taraftan bakma yapımda olduğu için ben de şu taraftan bakıyorum. Ne kadar kayıp olursa olsun hayat devam ediyor. Hani bir söz vardır, çiçekleri kesseler bile ilkbaharı kimse engelleyemez diye, böyle kafamda olan bir sözdür bu. Şöyle diye bakın. Şimdi o çocuklar orada aslında düşünsenize kaç defa günde polis görüyorlardı. Sürekli polislerle beraber ve oyun oynuyorlar. Yani hayatlarında hiç görmedikleri doktorlarla beraber ilişki kuruyorlar. Hayatlarında hiç görmedikleri insanlarla. Aslında orada yeni bir yaşam, yeni ve yaşam, yeni ümit, tekrar, yeni umutları. Bırakın o çaresizliği. Çaresizlik artık ümit ve şeye döndü. Hani bir şekilde acılar mucizelere sabit. Döndü. Acı sabit. Acı sabit. Acı o kadar sabit ki. Tek bir şey söyleyeyim. Ne hissediyorsunuz diye bu insanlara sorulamaz. Hele bir çocuğa. Çünkü ifade edemez. Acısı çok ağırdır. Yani o binalar yıkıldı. Altında insanlar kaldı ama onu yaşayan insan kalbindeki o acıyı kaldıramaz. Hele ki bu bir çocuksa, o şimdi değil. Hani düşünün, hamilelik döneminde travma yaşayan bir annenin çocuğu, bu yıllar sonra ortaya çıkıyorsa bu çocuklar kendileri yaşadıkları deneyimleri bir süre sonra değil, sonra yıllar sonra. Onun için o zaman bu çocukların uzun süreli yardım alması gerekecek işte. Biz onların yanında hep olmak zorundayız. Elimizden geldiği kadar. Ama tabii yardım kelimesini de kullanırken İlk önce kişi kendine yardım etmeli, sonra ötekine. Çok teşekkür ederim. Şimdi kısa bir vaktimiz kaldı. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi annenin koruyuculuğu artıyor uzakta. Yani orada yaşayanı da tabii ki artıyor da uzakta olan insanlar da var. İstanbul'da, Ankara'da, başka yerler, biz bir yerde, Trabzon'da, Rize'de. Koruyuculuğu artıyor. Babanın da koruyuculuğu artıyor. Şimdi o koruyuculuk dolayısıyla çocukta da dönem dönem çok bir korunma hissiyatı da oluşabiliyor. Bu deprem bölgesindeki yaşayan çocuklar mı? Yok, uzaktaki insanlar için. Evet, yaşamayan, yani depremi yaşamayan çocuklar. Depremi yaşamayan, hepsinin tabii korunmaya ihtiyacı var. Kabul ediyorum ama yani ne bileyim,
Böyle hani odaları birleştirme, çocukları fazla korumaya çalışma, yanlarından ayırmama. Yani yapabildikleri kadar Koray Bey şunu yapmaları gerekiyor. Şimdi bakın orada uyku bozukluklarının yanında bir tane daha davranış kalıbı görünür. Çok eğer güvenlik alanı bozduysa çocuk hani bir şekilde bu duruma maruz kalmasa bile şunu anne babayla yatmaya başlar. Gece uyanıp uykuların içinde anne babanın odasına geçmeye başlar. Şimdi koruyucu olmayın diyemem çünkü bu dönem şu anda herkes kendini sorguluyor. Ya benim başıma gelirsenin baş etme becerileri geliştirmeye çalışıyorlar. İşte evet. Herkes deprem çantası hazırlıyor, herkes çalışma yapıyor. Evet de nerede geleceğini bilmiyoruz işte. Onun için ben de hani tek sloganım. Her gittiğiniz yerde güvenlik alanınızı yaratın. Yani en büyük slogan bana göre bu. Onun için çocuklara da bunu öğretin. Ama buradaki hikayede bir süre her çocuk için çok bunu abartmadan, çok da hayır demeden idareli bir dengeli bir şekilde buna cevap vermemiz gerekiyor. Yani yeri gelince evet odalarında yatmalarına izin verip yeri gelince koruyup kollayın ama çok da abartmadan. Çünkü bu bir süreç ve dengeyi ne kadar hızlı koyarsak buradaki çocuklar daha kolay adaptif olacak. Önemli olan oradaki çocukların zorluğu. Çünkü o çocuklar buraya gelmeleri veya farklı yerlere gitmeleri de onlar için çok zor. Çünkü yaşadıkları o süreçlerin hepsini geride bırakıyorlar ve çocuklar o köklere çok önem veriyorlar. Çünkü onların yaşam anlamı bu. Ama yeniden çok çabuk yeşermeyi ve yaşamayı çabuk öğreniyorlar aslında. Yaşam devam ediyor kendisi. Yaşamın devam ettiğini zaten gülümseyerek. Çünkü çocuklar gülümseme hakkı veriyorlar kendilerine. Yetişkin vermiyor. Tabii oturun film seyrettirin mesela onlara, o komik seyrederler. Ha, yetişkine seyrettirin, hayır yasın var, bunu yapmamam lazım diye. Hak etmediğini eline, çocuğun öyle bir dünyası yok. Onun için çabuk iyileşebiliyorlar. Ama onun için şimdi durup da biz kendi çocuklarımızı burada da bozmayalım. Yani haklılar ebeveynler, kaygı, endişeleri çünkü kayıp korkusu yaşıyorlar yaşamadıkları halde. Ama çok arttırmadan dengede davranışsal sistemler geliştirirlerse... Bence yeterli. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, zorlu günler. Hepimize geçmiş olsun. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Elimizden geleni biz de yapmaya çalışıyoruz. Herkese selamlar, sevgiler diliyorum. İyi günler dilerim.